Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Vallahi yorulduk böyle hani harbiden insan yoruluyor, yorulmuyor değil böyle. Allah yar ve yardımcımız olsun hepimizin. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Durumlar, vaziyetler nasıldır böyle? 6 Haziran 2023 günlerden Salı günü. Haftanın böyle ikinci günündeyiz böyle. Biraz yoğunluk vardı. Aslında buralar biraz yoruluyoruz böyle. Kurban Bayramı da yaklaştığı için böyle hani hastaneler tabiri caizse yoğunlaşıyor böyle hastalar geliyor yani en azından bizim bulunduğumuz bölge şu anda böyledir. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bir bir sınavlar geliyor, bir bir işte hani hayat akıp gidiyor. Bunu ömrümüzün hayatı boyunca bunu yaşayacağız şimdi. Geçen hafta LGS yani lise geçiş sınavı vardı. Yakın bir tarihte 17-18 Haziran'da da üniversite yani YKS sınavları olacaktır. Ondan sonra Temmuz ayında da işte KPSS lisans sınavı olacaktır böyle. Yani bir bir kademe kademe şey yapılıyor. Bugün değerli arkadaşlar önce birkaç şeye değineceğim. Ondan sonra asıl konumuz şu. 2 yıllık düşünen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için hangi bölümleri tavsiye konusunda hani hangi bölümü okuyayım ya da işte bazı arkadaşlarımız soruyor. Ben filan bölümü okuyorum. Aynı zamanda şu bölümü okuyabilirim, şu bölümü açıktan okuyabilir miyim diye. Bu 2 yıllıkları, 2 yıllıklar arasında bazı bölümlere değineceğim. Böyle hani tavsiye ettiğim, kendi bizzat önünü gördüğüm veya işte geleceğini parlak gördüğüm birkaç bölüm size sıralayacağım böyle. Hani böyle okumak isteyen veya düşünmek isteyenler bu şekilde onlara bir farkındalık, bir bilinç oluşur böyle. Öncelikle biliyorsunuz ki seçimler geride kaldı. Yani genel seçimler ki bir seçim daha var. Önümüzdeki Mart ayında yerel seçimler vardır. Genel seçimleri milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerini yaptık. Geçen hafta hani kabinede belirlendi. Mevcut Sağlık Bakanı da yine bakanımız değişmedi. Yine Sayın Fahrettin Bey'le yola devam. Fahrettin Hoca dün bir yani yeni dönem için önceliklerini paylaştı böyle. İşte onlar nelerdir? Aslına baktığında orada hiç alım falan yoktu ama yine de benim dikkatimi çeken bir yer vardı mesela. Hani 65 yaş üstü için işte sağlık yaşam merkezlerinin arttırılması, geliştirmesi hususundaki durum benim dikkatimi çekti. Yani o işlerinden bir tanesiydi. İnşallah güzel yarınlar olacak. Şimdi arkadaşlar üniversiteye girecek olan arkadaşlarımız veya halihazırda işte belli bir bölüm okuyup işte bunun yanında farklı bölüm düşünen 2 yıllıklardan daha çok bir bölüm isteyen arkadaşlarımız için gene bir tablo yaptım böyle sizinle paylaşacağım böyle. Biliyorsunuz ki yani bir de şu notu da ekleyeyim böyle. Örnek veriyorum siz lisans bir bölüm okuyorsunuz. Aynı zamanda ön lisans bir bölümü aynı anda okuyabilirsiniz ki ben zaten kendim hem o sosyal bilgi öğretmenliğini hem de tıbbi dokümantasyon ve sekreterliği bir arada okumuş biriyim böyle okudum evet. Zor ama insan okuyabiliyor. Tabii biz ikisi de örgünüm ben ikisini örgün okudum. Daha da bir zordu. İşte siz ne yapabilirsiniz? İşte birisi örgün birisi gece öğretim ya da birisini açıktan birisini normal okuyabilirsiniz. Şimdi baktığımızda ben bunların ilkine 1 ve 2'ye yaşlı bakımla evde bakın. Bak biraz önce de dedim. Sağlık Bakanlığı öncelikleri arasında işte hani 65 yaş üstü için yaşam merkezleri, sağlık merkezlerini düşünmüş ve bunu ön plana çıkarmış. Harbiden de son zamanlarda baktığımızda ve son alımlara baktığımızda yaşlı bakım, evde bakım gibi yani 65 veya ileri yaş için, bakım hastaları için böyle harbiden gerçek manada bir çalışma var. Ha bu bölümde de çok o kadar yığılma yok ama ileriki dönemde yerme olacaktır ama 2023 ile 2025 arasında bu bölümleri tercih verip okuyabilirsiniz. Evde bakım ve yaşlı bakım. Bu bir. Birincisi evde bakım, ikincisi yaşlı bakım. Ondan sonra üçüncü sıraya 2023 ile 2025 arası için diyorum. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterliği tavsiye ediyorum. Hatta ben üçü çevre sağlığını düşünüyordum ama işte hani 2023 ile 2025 yılı arasında tipi sekreterliği daha bir şey yapıyorum. 2023-2025 arasında tipi dokümantasyon ve sekreterliği de okuyabilirsiniz veya 2 yıllıklar düşünen veya yani aynı anda okumayı düşünen arkadaşlarımız. Üçüncü sırada tipi sekreterliği okuyabilirsiniz.
Bir tane şöyle bir durum vardı. Fahrettin Bey'in öncelikleri arasında olanlardan bir tanesi de işte yapımı devam eden şehir hastaneleri, hastanelerin tamamlaması. İşte bunlar tamamlandığında yani dolayısıyla oralara işte atama yapılacaktır. Ve biliyorsun Beyaz Rafum'da işte yani her poliklinik bir sekreter şeyi oldu. Yani tipi sekreterlik güzel bir şey yapabilir. Yani boşta kalma olasılığınız biraz daha düşüktür diğer alanlara göre. Üçüncü sıraya tipi sekreter koyduk. Dördüncü sırada çevre sağlığı. Çevre sağlığı ne yazık ki ülkemizde hakiki değere daha halen daha ulaşmış sayılmaz yani. Ulaştığını sanmıyorum böyle. Yani çevre sağlığı önümüzdeki yıllarda yani çevre sağlığının daha güzel, daha kapsamlayıcı bir yere ve gerçek manada bir değerinin olacağı bir yere geleceğini düşünüyorum. Şu anda kimsenin de pek bilgisi yok yani eski tıbbi sekreter gibi yani şu anda nasıl tıbbi sekreter parlamışsa yani bundan birkaç yıl öncesine gittim, 3-4 yıl öncesine gittiğimde tıbbi sekreter çevre sağlığı gibiydi. Yani bir kimse bilmiyordu, kimse önemsemiyordu ama çevre sağlığını bir yere not edin ve çevre sağlığını da okumanızı tavsiye ederim. Bu dördüncüsüydü çevre sağlığı. Ondan sonra işte sıralarsam işte okumak istediğiniz bölümler arasında işte anestezi, işte anesteziyi ondan sonra 5. sırada. Anestezi yani evet şu an çok yarılma var. Yani puanlar atama puanlarının 84-85 altına inmeleri çok zor oluyor. Yani buna rağmen yani okumanızı tavsiye ettiğim bir bölüm. Hani işte devlette olmasa orada burada olmasa özel yerlerde de yani şey yapabilirsin, iş yapabilirsin, iş yaptırabilecek bölümlerden bir tanesidir. Ondan sonra 6. sıraya röntgen teknikerliğini koyarım böyle. Bu radyolojik görüntüleme teknikeri dediğimiz bölümde işte daha çok işte Sağlık Bakanlığı'nda işte hani üniversite hastanelerinde, özel hastanelerinde veya iş yerlerinde, iş kurumlarında bu tür yerlerde kendinizi geliştirip ve oralarda da diplomanızı konuşturabilirsiniz. Oralara şey yapabilirsiniz. Yani boşta kalma ihtimali biraz düşüktür. O da yarılma var. Dolayısıyla 84 civarında bir kapanma söz konusu ama yine de bu bölümlerde en azından sen kendi gelişine bir yerde bir işte diplomanızı konuşturabilirsiniz. Bir diğer yedincisi ise tıbbi laboratuvarı koyarım böyle. Laboratuvar da tıbbi işte röntgen teknikleri gibi biraz daha yani aynı düzeyde diyebiliriz zaten. Tıbbi laboratuvar da güzel. Yani okumanızı tavsiye ediyorum böyle. Laboratuvar şu anda yani iyi yani en azından hastalığı pek şeyimiz yok. O yönden tavsiye ediyorum. Laboratuvarına sonra ATT. Yani ATT şöyle. Eğer sizin etrafınız geniş ise, sizin işte hani eliniz kolunuz, işte ailenizin eli kolu biraz uzun ise ben ATT okumanızı tavsiye ediyorum. Niye? Çünkü ATT bir işte paramedik olduğunuzda işte diplomanızla iş yapabilirsiniz veya işte hani herhangi bir holdingde, iş merkezinde böyle diplomanızı konuşturabilirsiniz. Yani diğer yönde hani şu dört yani evde bakım, yaşlı bakım, tıbbi sekreterlik ve çevre sağlığını muhakkak bir yere yazın. Okumak isteyen arkadaşlarınız okumasını tavsiye ediyorum. Ha diğer bölümler yani diğer bölümler çok şu anda pek sıcak bakmıyorum yani. Ben olsam şu bölümlerden yani 2 yıllık bir bölüm okumak isteseydim bu bölümleri okurdum sağlık alanında ama. Veya işte hani derim ki ön lisans diyorum. Herhangi 4 yıllık bir bölüm okumuş olsaydım yanlarında işte açıktan olsun farklı bir şekilde bunları da yanlarında okurdum böyle. Çünkü yani şeydi örnek vereyim en başta. Ben de sosyal bilgi öğretmenliğine başlamıştım. Ondan sonra tipi sekreter başladım. İşte tipi sekreterlikle şu anda ben çalışıyorum. Yani tipi sekreterlik diplomamı şu anda onun emeğini şey yapıyorum böyle. Bu kadar. İnşallah güzel ve umutlu yarınlar bizimle olur. Şu anda herhangi bir alım atama yok ama ben bekliyorum böyle. Ekim, en geç Ekim, Kasım, Aralık gibi bir alım bekliyorum ki olacağını da düşünüyorum böyle. İnşallah güzel şeyler olur böyle. Hani sizin de merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmına belirtiniz. Elimle geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum böyle. Hani kanalımda takip edebilirsiniz. Ona bir şey diyemeyiz böyle. Takip edersiniz. Mutlu oluruz böyle.
Yakın bir tarihte artık aslında bu yok, başka bir şey yok. Sağlıkla kalın, güle güle kalın, Allah'a emanet olun, selamete kalın inşallah. Dedim ya, kanalımı takip edebilirsiniz. Güzel yarınlarda buluşmak dileğiyle.